Fince derslerine devam ediyoruz. Fince'de benim bir şeyim var, benim bir şeyim yok. Nasıl söyleriz? Bu kalıplar üzerinde duracağız. Evet. Kabaca yazdım buraya. Var derken soldaki kalıpları, yok derken sağdaki kalıpları kullanıyoruz. Yani minulla on benim var anlamında. Minulla ey ole benim yok anlamında. Sinulla on senin var. Sinulla ey ole senin yok. Henelle on onun var. Henelle ey ole onun yok anlamında. Meyille on bizim var. Teyille on sizlerin var. Heyille on onların var. Evet, bunları cümle içerisinde kullanılarak öğreneceğiz ve cümle içerisinde kullanırken farklı kelimeleri de öğrenmiş olacağız. Evet. Takki ceket demek, payta gömlek, hosut pantolon. Yalnız hosut genel olarak pantolon, kot pantolon için farkut. Farkut kullanıyoruz arkadaşlar. Farkut. Hame etek demek. Evet. Bunları ben çalışırken yaptığım yöntemi burada aynısını yapacağım. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Takki yazıyoruz ya da ceket, gömlek bir şey yazın. Sonra görselleri seçtiğimizde aşağıda modeller çıkacak. O modelleri gördüğümüz anda onlarla ilgili cümleler kuracağız. Mesela Henelle on hame. Henelle on payta. Gömlek anlamında, yani üst kıyafet anlamında kullandık bunu. Henelle on payta. Burada önemli olan hızlı bir şekilde cümleyi kurmamız. Onku henelle hosut. Onun pantolonu var mı? Onko henelle hosut. Henelle ey ole hosut. Onun pantolonu yok. Henelle on hame şeklinde cümleyi kuracağız. Henelle on takki. Henelle on hosut. Henelle on payta. Kelimeleri gördükçe cümlelerimiz uzayacak. Sonra onun ayakkabısı var diyeceğiz. Henelle on kenget, henelle on tukka diyeceğiz. Evet, şimdi kenget ayakkabı, silmalasit gözlük demek, huivi şal eşarp anlamında da kullanıyoruz. Silmalasit gözlük demek. Eğer güneş gözlüğü diyeceksek auringolasit diyoruz. Neyse, yeri geldiğinde onu söyleriz. Evet. Bu beyefendiyi gördüğümüz zaman anda hemen ne diyoruz? Henelle on payta, henelle on hosut. Başka ne diyebiliriz? Onko henelle takki. Onun ceketi var mı diye sordum. Henelle ey ole takki, henelle on payta, henelle on hosut. Evet. Henelle on payta. Henelle on auringolasit. Güneş gözlüğü anlamında auringolasit. Şu kolunda da bir şey var. Nedir o? Kol saati. Rannekello. Henelle on rannekello. Kol saati. Bilek saati anlamında. Evet. Şimdi birkaç kelime daha ilave edelim. Vü, kemer. Rannekello, kol saati. Kello, saat demek. Ranne, bilek. Yani bilek saati, kol saati. Solmio, kravat. Evet. Henelle on solmio. Hemen öğrendiğimiz kelimeleri kullanıyoruz. Henelle on hosut. Henelle on payta. Onko henelle takki. Ceketi var mı diye sordum. Onko henelle takki. Henelle ey ole takki. Burada bir şey daha söyleyeyim. Pasif bir şekilde izlemek, dinlemek emin olun verimi çok düşürüyor. Pasif bir şekilde sadece izlemek öğretmiyor arkadaşlar. Aktif olmak gerekiyor. Onun için de mümkün olduğu kadar sorulara cevap vermek gerekiyor. Cevap vermeye çalışmak gerekiyor. En azından ey, no, işte ey ya da yo şeklinde, külle şeklinde, evet hayır şeklinde olsun cevap vermek gerekiyor yani. Dili işin içerisine sokmak gerekiyor. Yani beyinle dil arasındaki koordinasyonu geliştirmek gerekiyor. Dil eğitiminde böyle yapacak bir şey yok yani. Henelle on takki. Henelle on farkut yani kot pantolon. Henelle on kenget. Henelle on payta. Evet, bir şey daha söyleyeyim. Parta. Daha sonra da söyleyeceğim bunu. Sakal demek. Tukka. Saç demek. Henelle on parta. Henelle on tukka. Onko sinulla takki. Karşımdaki. Size soruyorum. Sinulla, eğer senin
ceketin varsa şu an minulla onu tak ki. Yoksa minulla ey ole tak ki. Onko sinulla parta. Sakalın var mı? Onko sinulla parta. Varsa minulla on parta. Yoksa minulla ey ole parta. Şeklinde cevap vereceğiz. Evet. Onko minulla silmala sit. Benim gözlüğüm var mı? Şu an siz beni göremiyorsunuz ama minulla ey ole silmala sit. Evet. Şimdi burada insan yok. O yüzden onko henelle payta diye soramam. Henelle. Yani kişi yok burada. O yüzden şöyle soracağım. Onko teme payta. Yani bu bir gömlek midir diye soruyorum. Onko teme payta. Külle. Cevap veriyorum şimdi külle. Teme on payta. Onko teme takkin. Bu ceket mi? Ey teme ey ole takki. Teme on payta. Onko teme hosut. Teme ey ole hosut. Teme on payta. Benim söylediğim gibi hem olumsuzunu hem olumlusunu kurmak gerekiyor. Bunu zaten biliyorum demeyin arkadaşlar. Bilmek ayrı, bunun dilden çıkması ayrı. Dediğim gibi bakın 4-5 aydır çalıştığı halde sayıları biliyor ama birisi sorduğu zaman ağızdan çıkmıyor bu kelimeler. Bunun sebebi beyinle dil arasındaki koordinasyonun sağlanamaması. Bunun sağlanması için de çok basit cümlelerle bu çalışmayı yapacağız. Onko teme payta. Bu soruyu duyduğumuz anda hemen ne yapıyoruz? Teme ey ole payta, teme on takki diyoruz. Ya da şöyle de diyebiliriz. Se ey ole payta, se on takki dememiz lazım. Bunu hızlı yaptığımız zaman sonra siz kendiniz çalışırken resimleri ileri aldığınızda otomatikmen ağzınızdan çıkması lazım bu cevapların. Evet, bakın burada beyefendinin bir sürü şeyi var. Hemen hepsini sayıyoruz. Henelle on takki. Henelle on solmio. Henelle on payta. Henelle on tukka. Henelle on parta. Henelle on housut. Şeklinde sayıyoruz. Onko henelle payta. Yo, henelle on payta. Onko henelle ranne kello. Henelle on ranne kello. Yani onun kol saati var. Evet. Onko silulla takki. Tekrar soru hemen. Aynı soru defalarca da gelebilir size. Hiç fark etmez arkadaşlar. 100 kere cevap verebilirsiniz aynı soruyu. Onko silulla takki. Minulla ei ole takki. Minulla on paita. Onko silulla housut. Minulla on housut.